kardeşimiz şey demiş, Doğu Türkistanlılar savaşabilecek durumda olsalar gidip neden zalim Çin'e karşı savaşmasınlar da Suriye'ye kadar gidip Suriye'ye savaşsınlar diye. Tabii ki mantık olarak doğru yani, öyle bir güçleri olmuş olsa bunu yaparlar ama zaten kardeşlerimiz savaşı hiç istemiyorlar. Yani burada önemli olan da ayrıca o. Doğu Türkistan'daki kardeşlerimiz mazlum bir halktır. Hepsi mazlum, Allah'ın ayetinde belirttiği zavallı kalmış kadınlar ve çocuklar adına şeytan Allah'a sığınırım. Neden mücadele etmiyorsunuz diye bildirdiği halkın kapsamındadır hepsi ve hepsi kurtarılmayı beklerler Müslümanlar tarafından. Bu doğal olarak hakları, çünkü baskı altına alınmışlar, zulüm ortamındalar. Allah baskı altındayken dininizi bile farklı gösterebilirsiniz diye ayetinde bildiriyor. Yani o derece zor altındalar. Bu insanlar karşı koyup da kafa tutabilecek durumda değiller. Kendilerini zor savunup hatta koruma altına almışlar. Kendilerini farklı göstererek korumaya çalışıyorlar. Ailelerinin güvenliğini aslında korumaya çalışıyorlar. Bana da çok benzer bir yorum geldi şimdi bir izleyicimizden. Ben de onu söyleyecektim. O yüzden hatırlattığın çok iyi oldu. Evet. Diyor ki bir izleyicimiz, yeni bir güç odağı oluşturmak yeni savaşlara kapı açmaz mı? Şimdi bunu söyleyen izleyicimiz herhalde hocamızın kitaplarını okumuş, eserlerini okumuş, kendisini çok fazla dinlemiş. Çünkü Türkistan Birliği böyle bir birlik değil. Yani o anlamda bir güç odağı değil Türkistan Tabii. Birliği. Biz burada Müslümanlar hep beraber birleşsin de Çin'e saldırsınlar demiyoruz. Öyle bir şey olur mu hiç? Çin'deki bizim kardeşlerimiz de, onlar da mazlum. Zaten onlar da çok uzun yıllardır komünizmin batağı içinde, yani komünizmin o soğuk dünyasında kendilerini korumaya çalışıyorlar. Onlar da mutlu yaşamıyorlar. Tabii insanlıklarını korumaya çalışıyorlar. Artık orada insan dışı bir davranışa maruz kalıyorlar. Ondan önceki zaten işte hanedanlık dönemlerinde, iki uzun hanedanlık döneminde zaten insani olmayan davranışlara maruz kaldılar. Ki şimdi senin hatırlattığın gibi Didemciğim, Doğu Türkistanlı kardeşimizin bir tarihine baksınlar. Doğu Türkistan'daki insanlar tarihinde zaten başka bir devlete saldırmak yok. Yani evet, böyle bir şey onların tarihinde yok. Yani onların bugüne kadar yaptığı bir şey değil. Dolayısıyla Müslüman, zaten bizim savunduğumuz, örnek olarak gösterdiğimiz Türkistan Birliği modelinde inşallah bu gerçekleşecek. Herkes de bunu görecek inşallah Allah'ın izniyle. Bu model öyle bir model değil. Herkesin barış için birleştiği bir model. Yani evet, tabii ki bu büyük bir güç. Eğer olduğu zaman çok büyük bir askeri güç oluşturmuş olacak. Fakat bu askeri güç aktif olarak kullanılsın diye değil. Yani bu caydırıcı bir güç. Nasıl tabii, mesela Hazreti Süleyman döneminde Hazreti Süleyman çok caydırıcı bir orduya sahipti. Ama bu Hazreti Süleyman farklı bir şekilde ordusunu kullanmayı aklının ucundan bile geçirmez. Çünkü tabii, Müslüman, Allah'a teslim olmuş şefkatli bir insan. Bütün herkesi kendi kardeşi olarak düşünüyor. Herkesin Allah imanı, Allah'a iman etmekle, Allah korkusuyla kendisini geliştirmesini, güzel insanca yaşamasını istiyor. Aynı şekilde Müslümanlıkta ve İslamiyet'te asla yani böyle başkasına zulmetmek yoktur. Tabii. Zaten Allah Kur'an'da şeytandan Allah'a sığınırım, ben veya yaklaşık olarak söyleyeyim inşallah ayeti. Bir müşrikler kendini sığındıklarında Müslümanlar onlara eman veriyorlar ve onları güvenli olan bir yere kadar geçiriyorlar. Yani kendi canlarını ortaya koyarak onları koruyorlar. Şimdi müşrikleri kendi canlarını ortaya koyarak koruyan bir inanan bir topluluğun böyle bir durumda gidip başka birisine saldırması düşünülebilir mi? Asla böyle bir şey tabii mümkün ki değil. Ayrıca yani, evet, Müslümanlar çok akıllıdır. Yani Türk İslam Birliği denildiğinde senin de anlattığın gibi illa savaş değil. Mesela Türk İslam Birliği çok büyük bir ekonomik güç oluşturur. Ekonomik yaptırımla mesela savaş isteyen ülkelere ekonomik yaptırım uygular, o da bir güçtür. Siyasi olarak bir yöntem kullanın, o da bir güçtür. Yani illaki böyle savaş değil. Zaten en başta ilmi olarak onları ikna eder inşallah. Tabii sevgi birliği evet, olduğunu sürekli anlatıyoruz. Hocamız tabii, da zaten yıllardır sürekli olarak anlatıyor. Ayrıca Hazreti Mehdi Aleyhisselam zamanında da hadislerde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiriyoruz. Ortada silah bile kalmayacak. İnşallah. Değil bir savaş olmasa savaş aleti dahi kalmayacak. Büyük bir barış ve güvenlik ortamı olacak. Zaten o barış ve güvenlik ortamından dolayı bunlara ihtiyaç duyulmayacak tabii, hiçbir şekilde. Herkesin evet, refahı, huzuru o kadar yerinde olacak ki zaten birinin birine zulmetmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak inşallah. İçinde hala o fitneyi barındıran da zaten o birliğe karşı böyle bir şey yapamayacak inşallah. Tabii aklımdan bile diyorum ya, geçiremeyecek normalde, ama şu ayrımın iyi yapılması gerekiyor. Nasıl Suriye'deki masum halk Baas rejimi tarafından baskı altında tutuluyorsa, komünist Baas rejimi tarafından baskı altında tutuluyorsa,
Çin'deki masum halk da komünist Çin hükümeti tarafından. Genelde hep bunlar bir avuç insanın elinde olan şeyler oluyor. Zaten o yüzden Türk-İslam Birliği'nin gücü o yönde iyi olacak. Yoksa Türk-İslam Birliği siyasi bir birlik değil. Türk-İslam Birliği askeri bir birlik değil. Türk-İslam Birliği gönül birliği, sevgi birliği, insanlara sevgi aşılayacak bir birlik. Ama manevi gücü var. O manevi güçten kaynaklanan işte 2,5-3 milyar insanın manevi bir liderin liderliği altında toplanması ve hepsinin tek akıl yolunda hareket etmesi işte etraftaki insanlara asıl tehdit olacak konu bu. Ama bu nasıl bir tehdit? Silah tehdidi değil. Didem'in söylediği gibi silahla ilgili hiçbir şey olmayacak. Ne tank ne tüfek hiçbir şeyle alakası yok. Bazı kişilerin söylediği gibi işte Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tank tüfek işlemeyecek gibi yani sanki hani bir zırh kalkandan oluşuyormuş gibi değil. Onun manevi gücü, manevi ışığı Allah'ın Hazreti Mehdi Aleyhisselam üzerinde vesile ettiği o tecelliyle insanların zaten güzele, ışığa, nura, karanlıktan aydınlığa çıkmasıyla bu vesile olacak. O zaman kurtulacaklar. Bir avuç insan var Didem. Onu bazı kardeşimiz bilmiyor olabilir ama o bir avuç insan da aslında o materyalist felsefeyle yetiştiği için başka bir çıkış yolu olduğunu hiç düşünmemiş olabiliyorlar. Çoğu zaman biz kendimiz de diplomatlarla, politikacılarla konuşuyoruz. Çoğu kişi başka bir bakış açısını hiç düşünmemiş olabiliyor. Yani onların önemli mevkilerde olması, bütün her şeyi biliyor olmalarına, bütün konulara hakim oldukları anlamına gelmiyor. Tabii. Onların mesela konuştuklarımız kişilerin arasında da birçoğu ben bunu ilk defa duyuyorum, gerçekten bu çok güzel bir şey diye söylüyorlar. Tabii. Mesela Türkiye'deki o sıcak ahlakı, sıcak güzel ahlakı gördüklerinde gerçekten Türkiye'ye mesela model olsun. Herkes Türkiye'nin önderliği altında bir birlikte birleşsin diyebiliyor insanlar. Fakat o ana kadar hiç düşmemiş olabiliyor. Normalde bir insanın %100 şeytani olması, yani sadece şeytani olarak bunu yapması zaten çok zor. Yani tarihte böyle insanlar var doğru fakat çok nadirdir. Evet. Yani birçoğu bu insanların o bakış açısıyla yetiştiği için ve o bakış açısıyla yaşadığı için onun dışına çıkma imkanı olmadığını düşünüyor olabilirler. Hatta mesela Rusya. Devam. Yani çok kısa bir şey gibi. Bir Musevi kardeşimizle konuşmuştuk. Türk-İslam Birliği'nden bahsettik. Yüzünde mükemmel bir aydınlanma oldu. Çok hoşuna gitti. Normal dinliyordu. Gülmeye başladı. Aşırı derecede açıldı. Nasıl olacağını sordu. Nasıl bir birlik diye sordu. Bayağı rahatladı. Çünkü o birlik olduğunda işte İslam Birliği olduğunda, İslam ahlakı yıldığında Museviler de çok rahat yaşayacak. Dünyanın her noktasındaki insan çok rahat yaşayacak. Onlar da rahatsız olacakları bir durumla karşılaşmayacaklar. Tabii. Onun için onlar da bu birliği duyduklarında gerçekten çok hoşlarına gidiyor maşallah. Bu birlik pozitif bir birlik olacak. Yani insanlar güç deyince ezici, illaki böyle ezmeye alışmışlar. Yani o da Darwinist politikanın bir gereği olarak. Ama bu ezici bir güç değil. Toplayıcı, birleştirici, pozitif bir güç. O yüzden bu gücü gören diğer ülkelerde kendileri içten zaten isteyecekler. Biz de bunun nimetlerinden faydalanalım. Biz de dahil olalım. Hatta hocamız söyledi Rusya'da, Ermenistan'da bunlar da İsrail'de Türk-İslam Birliği içerisinde olacaklar inşallah. Çünkü onlar da bu hem güzel ahlakından hem getirdiği nimetlerden faydalanmak isteyeceklerdir zaten inşallah. Tahakküm edici değil, özgürleştirici bir güç olacak. Evet. Ayrıca askeri güce sahip olup onu kullanmamak da çok büyük bir güçtür. Belki 30 milyonluk bir askeri güç olacak ama bu kullanılmayacak. Çünkü neden? Bu bir sevgi birliği olacak. Güç sevgiden gelecek inşallah. İnşallah.